Merhaba arkadaşlar. Elektrik ve manyetik ısınma konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümümüzde elektrik akımı, direnç ve potansiyel fark arasında ilişkiyi inceleyeceğiz. Günlük hayatta kullanılan elektrik aletlerinin hepsinde direnç vardır. Aydınlanma amacıyla kullanılan lamba, üreteç, bağlantı kabloları ve anahtar aşağıdaki devrede kurulmuştur. Basit bir devre oluşabilmesi için öncelikle devreye güç sağlayan üreteç lazımdır. Üreteç üzerinden akımı çıkartarak direncin üzerinden akımı geçirerek lambanın yanmasını sağlar. Bir basit devrede lamba yanabilmesi için anahtarın kesinlikle kapalı olması gerekir. Devrenin veya üreticinin potansiyel farkını voltmetre ile devreden geçen akım şiddetinde ampermetre adı verilen araçla ölçeriz. Voltmetre nedir? Voltmetre bir devrede potansiyel farkı ölçen araçtır ve potansiyel fark kesinlikle devreye paralel bağlanmak zorundadır. Çünkü voltmetrenin üzerindeki direnç çok yüksektir ve üzerinden akımı kesinlikle geçirmez. Eğer bir devreye paralel değil de seri bir şekilde bağlanırsa gelen akım voltmetrenin üzerinden geçemeyeceği için kesinlikle yanındaki lamba yanmaz. Yani söner. Voltmetre devrede bu sembol ile gösterilebilir. Ampermetre. Ampermetre bir devrede akımı ölçmeye yarayan devre elemanıdır. Ve ampermetre devreye seri bağlanır. Çünkü üzerindeki direnç minimumdur. O yüzden üzerinden akımı çok kolaylıkla geçirir ve direncin diğer bir ucuna akımı gitmesini sağlar. Eğer bir devrede ampermetre dirence paralel bağlanırsa gelen akım dirence uğramadan devreyi terk eder ve bu şekilde direnç üzerindeki lambanın yanmasını engeller. Yani lambamız yanmaz. O yüzden kesinlikle devreye seri bağlanmak zorundadır. Bir devrede A sembolüyle gösterilir. Reos'ta. Reos'ta bir elektrik devresinde direnç ayarlamaya yarayan devre elemanımızdır kısaca. Eğer bir reosta sürgüsü bir yönünde ya da iki yönünde hareket ederse direnci ayarlamamızı sağlar. Direnç peki neydi? Direnç rho çarpı L bölü kime bağlıydı? A'ya bağlıydı. Eğer bir reosta bir yönünde hareket ederse direncin uzunluğu azalır. Bu şekilde direnç azalır. Fakat iki yönünde hareket ederse direncin uzunluğu artacağı için otomatikman direncimiz de ne olur? Artmış olur. Reostolar genellikle akımın değişmesi gereken durumlarda kullanılır. Bir elektrik sobanın sıcaklığı, lambaların parlaklıklarını değiştiren ayar düğmelerinde reosta kullanılmaktadır. Ayrıca televizyon, radyo gibi aletlerin seslerini ayarlayan düğmelerde reostalara örnek verilebilir. Evet, örnek 1. İç direnci önemsenmeyen üreteç ve özdeş lambalarla şekilli gelir derisi kuruluyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? 1 ve 2 kutular ampermetre bağlanırsa devrede tüm lambalar ışık verir. Ampermetre üzerinden akımı çok kolaylıkla geçiren ve akımı iletilen devre elemanlarından bir tanesiydi. Devreye seri bağlanırdı. Bizim akımımız artı kutbundan çıkacak ve kollara ayrılmak zorunda. Her iki kola ayrıldığı zaman üzerinden akım geçirirse devrede ne yapabilir arkadaşlar? Akımı iletir ve bu şekilde devrenin tamamlamasını sağlar. O zaman birinci şıkkımız doğru. Eğer bir kutusuna voltmetre, iki kutusuna da ampermetre bağlanırsa ne olur? Bir kutusuna voltmetre, ikinci kutuya da ampermetre bağlanırsa. Voltmetrenin özelliği neydi? Üzerinden akımı geçirmemesiydi. Bakalım, akım buradan gelecek, kolu takip edecek ve gidecek. Aynı şekilde bu koldan da gelir ve takip eder. İkinci kola ayrıldığı zaman bu şekilde takip eder ve yoluna devam eder. Bu şekilde baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5. 5 lambamızda ışık vermekte ikinci şıkkımız yanlıştır. Diğer şıkkımıza bakıyoruz. 1 ve 2 kutusuna voltmetre bağlanırsa devrede 2 tane lamba ışık verir. 1 ve 2 kutusuna voltmetre bağlarsak ne olur? Voltmetre üzerinden akımı geçirmezdi.
Akımımız buradan çıktı, yoluna devam edecek derken ne yazık ki yoluna devam edemedi. Buradan çıkalım, yine yoluna devam edemedi. O zaman akımımız buradan geçecek ve bu şekilde yoluna devam edecek. Yani kaç tane ışık verecek? İki tane lambamız ışık vermek zorundadır. Cevabımız 1 ve 3. Örnek 2. Fizik öğretmeni derste devre elemanları konusunda anlatırken anahtarın kapalı durumdayken üzerinden akım geçişine izin verirken anahtar açık konumu alındığında üzerime akım geçişine izin vermediğini söyler. Aydınlatma amacıyla kullanılan lambalar ve anahtarlardan oluşan devreyi tahtaya çizmiştir. Tabloda verilen anahtarlar konumuna göre lambalar hangileri ışık verir? Dedik ki eğer anahtar açıksa akım geçemez ama anahtar kapalıysa akım geçecek. Burada artı kutbundan akımı geçip eksi kutbuna gelmesi lazım ki devre kendini tamamlayabilsin. Artı kutbundan akımı çıkartıyoruz. Aynı su kanalı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Su kanalında açık kanal varsa kesinlikle ne yapamayız? Geçemeyiz. Fakat su kanalında açık herhangi bir anahtar yoksa hepsini tamamlayabiliriz. Burada olduğu gibi. Ama R'nin üzerinden yine ne var? Açık kanalımız var. Tamamlayamadık. O zaman K, L ve P lambaları ne yapabiliyor? Üzerinden kesinlikle akım geçiyor. Yani ışık verebilir. Voltmetrenin olduğu kolu açık uçlu anahtar, ampermetrenin olduğu kolu da kapalı uçlu anahtar gibi düşünebiliriz. Çünkü voltmetre kesinlikle üzerinden akımı geçirmez ama ampermetre akımı çok kolaylık bir şekilde geçirir. Evet, diğer bir kanunumuz Ohm kanunu. Basit bir devre oluşabilmesi için öncelikle potansiyel farka ihtiyacımız var dedik. Potansiyel fark akımı üretecek, direncin üzerinden geçecek ve diğer bir kutba ilerleyerek devremiz kendini tamamlayabilecek. Bu devre elemanında bir devre elemanında eğer potansiyel fark akım her zaman sabittir arkadaşlar. Bu sabiti değer veren bir değerimiz vardır. Bu değere direnç denir. Yani bir devrede potansiyel bölü akım direnci vermek zorundadır. Biz buna Ohm kanun deriz. V potansiyel fark birimi volttur. I akım şiddeti amper A ile gösterilir. Direncimiz de R Ohm yani Ohm olarak ne yaparız ifade ederiz. Aynı zamanda potansiyel eşittir akım çarpı direnci eşit olmak zorundadır. Biz buna süper ışığı deriz. Aklınızda kalsın. Evet, reostat voltmetre, ampermetre ve direnç ile kurulu şekildeki elektrevresi reostatın kolusu ok yönünde çekilirse, reostat neydi? Direnç ayarlayıcıydı. Eğer ok yönünde çekilirse, buradaki direncim ne olacak arkadaşlar? Azalacak. Direnç azalırsa potansiyel eşittir akım çarpı kime bağlıydı? Dirence bağlıydı. Direnç azalırsa benim potansiyelim yani pilim sabit. Dirençle akım ne de orantılı olmak zorunda? Ters orantılı olmak zorunda. Demek ki akım artar. Direnç değeri azalırken ampermetre okunan değer ne olur? Artar. Pili ancak potansiyel fark değiştirebilir. Burada değişmediği için voltmetrede okunan değer ne olması lazım? Azalması lazım. Yani değişmemesi lazım. Değişmez diyoruz. Örnek 3. Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel fark ne kadardır demiş. 20 volt. İletken geçen akım şiddeti 4 amper olduğuna göre direnç üzerindeki direncimiz kaç ohmdur diye soruyor. Akım 4 ampermiş. Nasıl buluyorduk? Potansiyel eşittir. Akım çarpı kime bağlıydı? Dirence bağlıydı. 20 volt eşittir. 4 çarpı dirençten direnç eşittir 5 ohm'a eşit olmak zorundadır. Ohm kanununa göre. Örnek 4. Bir R direnç uçları arasındaki potansiyel farkın direnç üzerinden geçen akıma göre değişim grafiği şekilde gibidir. Buna göre R direnci kaç ohm'dur diye soruyor. Yine Ohm kanunu yazacak olursak potansiyel eşittir akım çarpı kime bağlıydı? Dirence bağlıydı. Potansiyel farkımız 60 volt. Akım 3 amper. Buna göre direnç nedir diye soruyor bana. Direnç eşittir 20 ohm'a eşit olmak zorundadır. Örnek 5. sorumuzdayız.
Bir iletkine ait potansiyel fark akım grafiği şekillik gibidir. İletken I akım geçerken direnci R'dir. Buna göre iletken 2 akım geçerken direnci kaç R'ye eşit olur diye soruyor. Potansiyel eşittir akım çarpı kim eşitti? R'ye eşitti Ohm kanununa göre. Peki akımım 2 I iken benim potansiyelim kaç V? 2 V kadar. R'im ne kadar diye soruyor. Rx dersek R'imiz buradan ne olacak arkadaşlar? R'ye eşit olmak zorundadır. Etkinlik 1. Boşluk doldurma. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri seçerek doldurunuz demiş. İletkenlerin elektrik akımına karşı gösterdiği zorluğa ne diyorduk? Direnç denir. R ile gösterir. İletkenlerin direnci delin telin kesit alanıyla ters orantılıdır. Ters orantılıdır. Çünkü direnç dediğimiz rho çarpı L bölü kime bağlıydı? A'ya. Direncin iki ucu arasındaki potansiyel farkın dirençten geçen akım şiddetinin oranı sabittir. Buna Ohm kanunu denir. Elektrik devresinde akım şiddetini ölçen araca amper metre denir. Bir dirence seri olandan akım geçmez demiş. Nereden akım geçmez? Voltmetreden. Çünkü voltmetre paralel bağlanır. Bir elektrik devresinde akım şiddetini ayarlamak için reos da kullanır. Reos da kullanılır. Aşağıdaki ifadelere doğru ya da yanlış olduklarını karşılarındaki kutucuğa işaretleyelim demiş. Elektrik akımının birimi amperdir. Elektrik akım şiddeti temel bir büyüklüktür. Elektrik akımın yönü elektronların akış yönüyle ters olmak zorundadır. Elektrik akımı sadece metallerde gözlenmez. Aynı metaller öz direnci farklı değildir. Voltmetre potansiyel farkı ölçen devre elemanıdır. Ampermetre direncin boyunu ölçen devre elemanı değildir. Direncin uçları arasındaki potansiyel fark altında direnç değeri de değişmez. Direncin birimi ohm'dur. Potansiyel fark akım şiddeti grafiği eğimi direnci verir.